Selam kızlar. Bugün sizlerle birlikte eski olan Barbie mutfağımı yenileyeceğiz. İşlemi öncelikle silmekle başlayacağız. Evimizde bulunan herhangi bir ıslak mendille ya da bir bezle, ıslak, sabunlu temizleyebiliriz. Bu kilerde kaldığı için çok fazla kirlenmiş ama ben Barbie'lerimi tekrardan hayata geçirmek istiyorum. O yüzden onlara güzel bir mutfak hazırlayacağım. Şimdilik zaten böyle üstten temizleyeceğim. Daha sonra kullandıkça yine temizlerim. Ve ben buralara sticker yapıştırmak istiyorum aslında. Daha sonra da onları yaparız hep beraber. Evet. Önemli bir kısmı zaten temizlendi gördüğünüz gibi. Şuraları da alırsak tamam. Evet. Kenara koyuyoruz. Elimde küçük küçük çekmecelerim var. Buralarla uyumlu. Buzdolabımız ve fırınımız var. Bunların kapakları var. Hepsi böyle eskidiği için zaten çıkmışlar, bir şeyler olmuş. Bunları yenileyeceğiz birlikte. Ama bence öncelikle çekmecelerimiz hazır olduğu için çekmecelerimize başlayalım. Yeşilleri bir tarafa, pembeleri bir tarafa yapabiliriz. İstersek yeşiller, pembeler şeklinde yapabiliriz. Bence bu şekilde çok daha tatlı duruyor. Böyle yapalım. Hem daha renkli durur. Evet, bir tane de buradan alalım. Buraya da yapalım. Gördüğünüz gibi bir tane çekmecem eksik bile. Daha sonradan o çekmecenin yerine küçük bir karton kesip yapıştıracağım. Daha sonra göreceğiz onu. Burada bir buzdolabımız var. Buzdolabının yerleri var zaten. Onu da yerleştiriyoruz hep beraber. Birazcık zor geliyor. Burada dikkat etmemiz gerek çünkü elimizi acıtabiliriz. Şimdilik girdiği kadarıyla. Size göstermek için yapıyorum zaten bunları. Daha sonra çünkü videolarımda göreceksiniz bu mutfağı çokça. Barbie'lerimiz bu mutfakta kahvaltı ve yemek hazırlayacaklar. Şimdilik en azından böyle görmeniz için takalım. Daha sonra yenilenmiş halini de göreceksiniz diğer videolarda. Burada bir ocağımız var. Ocağımızın üst stickerları gitmiş. Ben bunlara ocak şeklinde şeyler çizeceğim. Daha güzel duracak. Burada bir tane kapağımız var. Bakın normalde 4 tane kapak olması gerekiyor ama bizim evimizde bir tane kalmış maalesef. Bunu da buraya yerleştirelim. Bunların yerine hepsine ben kartondan yapacağım rengarenk kapaklar. Burada bir çatımız var. Çatımızın da arkadan takmamız gerekiyor. Evet. Elimize dikkat ediyoruz. Evet, yerleştirdik. Diğer çatımız da var ama diğer çatımızın bu tarafı kırık olduğu için onu yapıştırıp takacağım. Şimdilik bu kadar. Daha sonra da eşyaları yerleştireceğiz. Biraz önce pencerelerim açık olduğu için rahatsız olmuştum. Daha önceden kullandığım için onları da bulamadım. Ama onların ölçülerini alıp kartonlardan üstlerine yapışkanlık kağıt yapıştıracağım. Bunlardan hangisi olabilir? Bakalım. Sanki mavi gökyüzü. Bu güzel olacak gibi. Belki bir tarafı da lila rengi yaparız. Şöyle gözükmeyecek şekilde yapıştırıyorum. Zaten kenarları arkadan yapışkanlı olacak. Bantla yapıştıracağım çünkü. Daha kuvvetli olması için. Bunu da bu şekilde yapıştırıyorum. Diğer tarafı da hazırlayalım. Karar veremedim. O tarafta mı mavi olsa acaba lila mı olsun? O tarafta lila olsun ya. Değişiklik olsun. İlla gökyüzü olmak zorunda değil. Önemli olan güzel gözükmesi Barbie evinin. Üstünde de kalpler var. Çok güzel. Şöyle yapacağım. Bunu bu tarafa olacak. Bu da bu tarafa olacak. Gerçekten çok güzel oldu.
Bunları biraz önce söylediğim gibi yapıştırdım. Gayet de güzel durdu. İlk iki tane mavi değil, bir tane lila, bir tane mavi yapmışım. Renk kattım mutfağıma. Biraz önce dediğim gibi yine ocağımın buraları eksik olduğu için kalemle, beyaz tahta kalemi, evde muhakkak vardır sizin. Onlarla üstlerine ocak şekli çizeceğim. Nasıl yapabiliriz? Bir tane nokta koyalım ortaya. Hepsinin küçük küçük noktaları olsun. Ocağın şekli. Ve yanlarına çizgiler. Zaten daha sonradan beğenmezsek silip düzeltebiliriz. Birazcık çirkin oldu ama olsun. Bence. Mesela istersek şu tuşları boyayabiliriz. Hiç fena durmayacak. Evet. Hatta biraz daha ortalarını belirginleştireyim istedim ya. Şöyle yapalım. Çünkü amacım oydu. Onları kapattım ben. Evet. Kesinlikle şimdi daha iyi durdu. Yerine takınca siz de göreceksiniz iyi durduğunu. İsterseniz renkliyle bile yapabilirsiniz. Ama ocak siyah olduğu için genelde öyle tercih ettim ben. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu. Burada bir tane telefonum var. Onu da burada yeri var. Oraya yerleştireceğim. Umarım yerleştirebilirim. Evet. O da gayet güzel durdu. Yanında da rehberi var zaten. Onu önceden yapıştırmıştım ben. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer detaylara geçeceğim. Burada biraz önce dediğim gibi çatım kırıktı demiştim size de. Onu yapıştıracağım. Ama onun için birazcık fazla kuvvetli bir yapıştırıcıya ihtiyacım var ve tek başıma yapamayacağım. O yüzden kuzenimden yardım isteyeceğim. Çatıyı yapıştırmak için çok kuvvetli bir yapıştırıcımız var. Buna çok dikkat ediyoruz. Ben de bayağı korkuyorum açıkçası yaparken ama şuradan önce bayağı dikkatli bir şekilde sürüyorum. Gerçekten çok fazla kuvvetli çünkü. Dikkatli yapacağım. Dediğim gibi biraz fazla olduğu için bunu kağıtla alabilirim. Şurasını tutarsam. Şimdi soğutucusundan sıkıyoruz birazcık. Evet. Gayet kuvvetli oldu çatımız. Evet. Gerçekten eskisi kadar güzel oldu. Gördüğünüz gibi bu olan çatı, bu kırık çatı ama hiçbir şekilde belli olmuyor. Bence güzel iş çıkardık. Şimdi yerine takmayı deneyelim. Bakalım nasıl duracak. Evet. Eski halinden çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi bayağı yeniledik aslında ve yapılacak çok fazla şey var. Biraz sonra eşyalar gelecek, o zaman süper olacak. Mutfağın genel eşyalarını aslında yeniledik. Şimdi duvarlarda birazcık mesela saatimin kenarı yırtılmış. Onun üstünü kapatabilirim diye düşündüm. Birkaç da boş yer var. Onları da yeni stickerlarımla şey yapacağım, kaplayacağım. Ya pembeler çok güzel aslında ama mutfağa sanki yeşil elma güzel gider gibi geldi bana. Bir tane yeşil elmadan yapıştıracağım. Zaten bunlardan bir sürü olduğu için arkadaşlar daha sonradan atıyorum kalktı. Tekrar aynısından yapıştırabilirim. Bunun üstüne isterseniz siz isminizi yazabilirsiniz. Barbie'nizin ismini yazabilirsiniz. Daha da renklendirebilirsiniz. Sanki altına da yine dekoratif bir şey yapalım. Renklendirelim mutfağı istiyorum çünkü. Bunlardan hepinizin evinde muhakkak vardır. Nasıl değerlendirebiliriz? İlla kitaplarımızın arasına koyacak değiliz ya. Şöyle renkli renkli yapıştıralım istiyorum. Bir tane de turuncu gelsin. Evet. Şöyle farklı olsun. Birazcık öbür tarafa yapıştırdım. Bir tane de sarı yapıştıralım. Alamadım. Evet. Evet, şöyle yaptım. Daha farklı olsun diye. Düzeltebiliriz sonra. Ben öylesine yapıştırdım şimdi. Bir tane de şey istiyorum. Şurası çok boş. Oraya bir tane... Ya ben pembeyi çok seviyorum açıkçası. Pembe bir kalp oraya çok güzel gidecek. Barbie'ler üstüne notlarını yazabilir. Siz isminizi dediğim gibi yazabilir. Aa, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Renklendirdik mutfağımızı. Şimdi eşyalarımızı yerleştirebiliriz.
boş mutfağımızı şimdi eşyalarla dolduracağız. Eşyaları ben bir çantaya koymuştum hepsini. Onları hepsini dökelim buradan. Teker teker bakalım neler varmış. Minik minik şeyler umarım düşmezler. Evet. Bir şey kalmış mı? Küçük bir toka. Evet. Hepsi burada. Şöyle teker teker inceleyebiliriz aslında. Burada bir kahve makinemiz var. Büyüklerden başlayalım. Küçükleri sonra yerleştiririz. Kahve makinesini bence şu kalbin altına koyalım. Öyle istiyorum. Şöyle. Çok güzel oldu. Sonra ne koyabiliriz başka? Sütümüzü onun yanına koyabiliriz. Belki sütlü kahve yapar Barbie'lerimiz. Evet, sütümüzü de şöyle koyduk. Bir tane çaydanlığımız var. Çaydanlığımız da şu şekilde yanına. Şöyle. Evet, onu da koydum. Şimdi neler var bakalım. Tenceremiz ve tavamız var. Onları da koyalım yerlerine. Şöyle ocağın üstüne koyalım istiyorum onu da. Şöyle. Evet, çok güzel oluyor. Şunu acaba oraya koyabilir miyiz? Koyamıyoruz. Onun yerine şöyle bırakalım. Kullandıkları zaman şey. Hatta ne yapabiliriz biliyor musunuz? Aklıma şöyle geldi. Evet. Kullandıkları zaman ocağın üstüne koyarlar. Şöyle köşede kalsın. Daha sonrasında... İki tane şöyle saksılık gibi bir şeyimiz var. Onları da bence buraya koyalım. İçlerini sonra çiçekle doldururuz zaten. Evet. Burada bir pizzamız var. Pizzayı şöyle koyalım. Onu da böyle yerleştirelim buraya. Kekimiz de var aslında. Kekimizi nereye koyalım? Onu da buraya koyalım. Onu da buraya yerleştirelim. Ay doldukça çok güzel oluyor yalnız. Sonra ne yapabiliriz? Bir tane ekmekliğimiz var. Ekmekliğe ekmeği yerleştirelim. Ve nereye koyalım acaba? Şuraya sanki çok güzel olacak. Evet. Zaten Barbie'ler geldikten sonra onlar da yerleştirirler istedikleri gibi. Şurada bir kaşıklığımız var. Çatallarımızı kaşıklarımızı içine koyalım ki hepsi düzgün dursunlar. Onu da şuraya koymak istiyorum ben. Sushi'lerimiz var. Evet, çok tatlı tatlı sushi'ler. Böyle içine koyabiliriz. Çok güzel oldu. Evet, iki tane daha var. Onu başka tabağa koyacağım. Onu da böyle koyalım. Yine bir sushi tabağımız var. Sushi tabağına iki sushi'mizi daha yerleştirelim. Onu nereye koyalım? Onu da böyle kahve makinesinin önüne koyalım. Zaten bunlar şimdilik göstermek için yerleştiriyorum. Bir tane tabağımız var. Aa, biberimiz varmış. Onu şimdilik buraya koyalım. Simidimiz de var. Simidimizi de, sushi'lerimizi biraz ittireceğim. Simide yer açacağım. Evet, gayet güzel oldu. Kolalarımız var. Kolaları nereye koyalım? Kolaları da şuraya koyabiliriz. Ya da şuraya koyalım. Rahat rahat dursunlar. Barbie'ler rahat alsın. Evet. Çok güzel oldu. Bir tane sürahimiz var. Sürahiyi de... Ay ne kadar çok doldu. Nereye koyacağız? Şöyle koyalım şimdilik. Bir kolamız daha var. Onu da böyle bunların arasına koyalım. Bu kutu kola. Onlar şişe kola. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Küçük küçük fincanlarımız var. Fincanları hemen kahve makinesinin altındaki raflara yerleştiriyorum. Barbie'lerimiz rahat rahat alsınlar onları. Burada kola bardaklarımız var. Onları da bence kolanın altına koyalım. Eyvah, devrilmesinler. Evet. Bir tane küçük dondurmamız var. Dondurmayı da şuraya alabiliriz. Evet. Ve tatlı kaselerimiz. Bunlar en sevdiğim ya. Tat jölelere bakın. Çok güzel. Ben bile yemek istiyorum bunları. Onları nereye koyabiliriz? Onları da böyle koyacağım ben.
Daha sonra zaten Barbie'ler yaşarken bence bunları çekmecelere koyarlar. Hepsi böyle durmaz çünkü devrilirler. Biz şimdi sadece sergilemek için bunları böyle koyuyoruz. Bakın bunları göstereyim size. Bunlar aslında bildiğimiz taş, cam. Ama tabii ki keskin değil. Bunlar neredendi bilmiyorum. Hiç asla kesmeyen camlar. Sakın siz cam kullanmayın. Bunları ben değişik böyle tabaklar için tatlı ya da yemek olarak kullanıyordum. Onları da şöyle bir tepsi gibi bir şey mi? Aslında bu tepsi falan değil. Nereden geldiğini bilmiyorum ama her şeyi kullanıyorum. Onları da böyle servis edebilmek için koydum. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Ocağın üstü şu anda boş. Evet, onu da göstereyim size. Bir tane küçük bir bardağımız daha var. Kokteyl bardağı gibi onu da koydum. Bir bardağımız daha var. Onu da şu alta koymak istiyorum. Evet, burada küçük küçük kutularımız var. Kutuları şuraya yerleştirebilir miyim acaba diye düşündüm. Oluyor mu? Şöyle yapacağım. Kesinlikle şöyle yapacağım. Bunları yukarı alacağım. Alışveriş torbalarını da aşağıya koyacağım ki daha güzel gözüksünler. Bakın şimdi çok daha iyi duracak. Bakın. Evet. Şunu da sığdırabilir miyiz? Evet, kesinlikle daha iyi. Evet, çok gitti ama onu sonradan düzeltiriz. Biraz alabilirsem. Evet, oldu. Kesinlikle çok daha iyi oldu. Şimdi bakın bunlar da benim lastiği bozulan tokalarımdan kalan kristaller. Ben bunları da şimdi siz mesela bir tokanız bozulduğu zaman sakın atmayın onu direkt. Böyle bir şeyleri varsa ufak ufak Barbie'ler için yemek olarak kullanabilirsiniz. Tatlı olarak kullanabilirsiniz. Hem çok şık duruyor hem de mutfak için çok güzel. Bunları da şunun içinde sergileyebiliriz. Ama şimdi mutfağımda yer kalmadığı için bunu şimdi köşeye koyuyorum. Daha sonra bunların hepsini ben ayrı ayrı çekmecelere koyuyorum. Suşiler bir çekmeceye, ekmekle simit bir çekmeceye, ondan sonra tatlılarım bir çekmeceye. Hepsi ayrı ayrı çekmecelerde. Böyle dağınık durmayacak ki Barbie'ler yaşarken daha rahat etsinler. Bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Atlamadan şu tokayı da göstereyim. Bakın bu da bildiğiniz gibi çok basit. Eskilerin böyle çıt çıtlı tokalarından. Ben bunu da böyle çiçekli bir kurabiye olarak kullanıyorum. Bunu da mesela hemencik pizzamızın yanına koyalım, o orada dursun. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Muhakkak bunlardan görmüşsünüzdür. Bunların içinde küçük küçük boncuklar var aslında. Bitmiş. Annemin de bu büyük ihtimalle. Ben bunu aldım. Bir şey de değerlendirebilirim dedim. Düşündüm. Daha sonra mutfağım için mükemmel bir çöp olabilir diye düşündüm. Biliyorsunuz dışarıda satılan bir markanı söylemeyeyim. Çöpleri var böyle. İsterseniz altına takılıyor mu? Takılmıyor. Önemli değil. Üstünü kullanırız. Ya da isterseniz üstüyle kullanırsınız. Burayı kırmızıya boyarsınız. Mesela ben boyayabilirim biraz sonra. Daha şimdi siyah mı boyasak ya? Siyah boyayalım. Boyayalım. Üstünü kapatalım. Yazılar gözükmesin. Siyah bir çöp olsun bu. Yani istediğim gibi isterseniz hiç boyamazsınız bile. Çöpün önü üstü kapalı olmak zorunda değil sonuçta. Başka renklerde de kullanabilirsiniz. Fosforlu, hatta şimdi aklıma geldi, fosforlu renkler çok daha güzel olacaktır mutfağımız. Ama bence siyah da güzel oldu. En azından üstü kapandı. Şöyle hani üstü açıldığı zaman da çöp, ayaklı çöp olarak kullanılabiliyor. Atıyorum mesela Barbie'ler bir şey atacak. Mesela kurabiyeyi atacaklar. Attılar. Gayet güzel. Şimdi burada bir kapak var, kapağı. Çok harika. Bu normalde başka bir şeyin kapağı ama bence evet, bence bu daha iyi oldu. Kesinlikle. Burada da bir bardağımız var. Büyük bir bardak. Bunu da şuraya verelim. Evet. Bu ne bilmiyorum. Bunu da bir şeyde kesinlikle kullanırım. Bunu da alalım köşeye. Evet. Barbie mutfağımızı yeniden dekore ettik. Yeniden tasarladık. Eşyalarımızı dizdik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Barbie'ler yaşarken de göreceksiniz bu mutfağı. Görüşürüz. Hoşça kalın.